Selam sevgili dinleyicilerimiz, bir programımıza daha başlıyoruz. Ben Mehtap ve canım arkadaşım Ayşe ile birlikte. E, bilindiği gibi ahir zamanı anlatıyoruz. Bizler ahir zaman ümmetiyiz ve ahir zamanda yaşıyoruz inşallah. E, bunu Peygamber Efendimizin bildirmiş olduğu 300 tane hadisin birebir gerçekleşmesinden anlıyoruz. E, bunlardan bir tanesi de sosyal bozulma günümüz insanların karşı karşıya olduğu önemli bir sorun toplum temelini oluşturan sosyal yapılardaki bozulmadır. Bunu hepimiz dillendiriyoruz ve biliyoruz inşallah. Toplumsal çöküş değişik şekillerde kendini göstermektedir zamanımızda. Dağılmış aileler, boşanmalardaki artış, gayrimeşru çocuklar, aile kurumundaki tahribatın doğal sonucu. Stres, huzursuzluk, mutsuzluk, endişe ve kaos pek çok insanın hayatını adeta kabusa çevirmiş durumda. Hatta depresyon çok normal bir şekilde insanlar arasında konuşuluyor. Yani çok normal bir insanın depresyona girmesi çok normalmiş gibi. Hatta insanların hangi ilacı kullandıkları birbirlerine soruyorlar, çok normal sohbetlermiş gibi. Aslında bunlar yaşadığımız sosyal bozulmanın bize getirdiği sonuçlar inşallah. Çözüm yolu kalmadığını düşünen bazıları da ne yazık ki intiharı bir kurtuluş olarak zannetmektedirler. Toplumsal yozlaşmanın en çarpıcı göstergelerinden birisi de yasalara aykırı davranışlardaki büyük artışlardır. Suç oranlarındaki artış konunun uzmanlarını dahi hayrete düşüren boyutlara ulaştırdı artık. Birleşmiş Milletler Uluslararası Suç Önleme Merkezi'nin hazırladığı Evrensel Suç ve Adalet Raporu Tüm dünya ülkelerini kapsayan bu genellemeleri içermektedir. Ortalama olarak suç oranları 1980'lerde olduğu gibi 1990'larda da yükselmeye devam etmektedir. Dünyanın neresi olursa olsun 5 yıllık bir periyotta büyük şehirlerin sakinlerinin 3'te 2'si en az bir kere suç sayılan fiillerin hedefi olmaktadır. Evrensel olarak ciddi suçlara hedef olma olasılığı 5'te 1'dir. Bölge ayrımı olmaksızın Gençler kategorisindeki mülkiyete yönelik suçlar ve şiddet suçlarının her ikisi de ekonomik problemlerle ilgilidir. Son yıllarda yasa dışı uyuşturucu madde türleri ayrıca artmış ve nitelik olarak da çeşitlenmiştir. Toplumsal bozulmanın unsurları aynı zamanda Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in 1400 yıl önce haber verdiği günümüzde de eksiksizliği olarak ortaya çıkan gelişmelerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanların ihtilaf ve içtimai yani sosyal sarsıntılar içinde bulundukları zaman. el Hadis 7'ye 7 kaynağında olduğu gibi tanımlandığı ahir zamanın ilk devresi ile ilgili hadisler şöyledir. İnsanlar üzerine aldatıcı seneler gelecek. O senelerde haine itimat edilecek. Doğru kişi hain sayılacak. Ölüm, kıyamet ve diriliş. Sayfa 476. Kötülerin çoğaldıkça çoğalması, yalancıların doğru kabul edilip doğruların yalancı sayılması, hainlerin güvenilir, güvenilir kimselerin hain sayılması kıyamet alametlerindendir. Kaynak son zamanlarla ilgili hadisler sayfa 92. Pek çok toplumda da üstünlük kişinin zengin olması, saygının kişinin zenginliğine endekse olmasının bir kıyamet alameti olduğu şöyle bildirilmiştir. Zengine itibar edilip kendinden daha üstün kişiler ona ayağa kalktıklarında ve ona selam verdiklerinde kıyamet yaklaşmış demektir. Kaynak Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, sayfa 480 ve 481. İnsanlar arasındaki sosyal ilişkilerin bozulmasının da bir işareti olduğu hadislerdeki tasvirlerden anlaşılmaktadır. Hadis şöyledir: Selam halka değil de özel insanlara verilinceye kadar kıyamet kopmaz. Ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman alametleri sayfa 470. Kişinin yalnız tanıdıklarına selam vermesi kıyamet alametlerindendir. Ramuz el-Hadis 121'e 4. Sorumluluğun işin ehli olmayanlara verilmesinin sonuçları da hadiste şöyle bildirilmektedir. İş ehli olmayana verilince artık kıyameti bekle. Zebidi Tecridi Sarih 12'ye 201. Aile, akraba ve komşuluk ilişkilerinin bozulması, fertler arasındaki sosyal ve manevi değerlerin kaybolması bu dönemin başka bir özelliğidir. Hadis şöyledir: Kişinin annesine isyan etmesi, babasına sıkıntı vermesi. Kaynak Tirmizi Fiten 38. Ve Peygamberimiz gençlerin sinirli olmalarını, çocuklar ile yetişkin insanlar arasındaki sevgi ve saygının bozulduğunu da hadislerinde haber vermiştir. Hadis şöyledir: Büyükler küçüklere merhamet etmediklerinde, küçükler de büyüklerine saygı göstermediklerinde, çocuk öfkeli olduğunda kıyamet yaklaşmış olacaktır. Kaynak Ölüm Kıyamet ve Diriliş sayfa 480. Peygamber Efendimiz ahir zaman özelliği olarak boşanmaların çoğalacağını da bizlere bildirmiştir. Hadis şöyledir: Boşanmaların çoğalması kıyamet alametlerindendir. Kaynak Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri sayfa 455. Peygamber Efendimiz ahir zamanda cinayetlerin artacağını da bize haber vermiştir. Şu anda hepimiz biliyoruz ki cinayetler çok çoğaldı. Haberlerde sürekli duyuyoruz ve cinayetlerin sebebi de çok geçersiz yani cinayetin sebebi elbette olmaz ama çok ufak yani ceviz kabuğunu doldurmaz sebeplerden çıkıyor. Bildiğiniz gibi hepimiz yaşıyoruz. İnşallah hadis şöyle. Cinayetler artmadıkça kıyamet kopmaz. Kaynak Ölüm Kıyamet ve Diriliş sayfa 468. İnşallah Ayşe Hocam benim anlatacaklarım bu kadar. Ben de inşallah ahir zamanın e, önemli bir alametlerinden olan a, e, depremlerden bahsedeceğim inşallah. Tarihe baktığımızda çok az doğa olayı depremler kadar insanlığı etkilemiştir. Her an her yerde meydana gelebilen depremler yüzyıllar boyunca çok sayıda kişinin ölümüne ve astronomik boyutlarda maddi zarara yol açmıştır. Bu özellikleri nedeniyle insanlar için korku kaynağı olmuştur depremler. 20. ve 21. yüzyılın teknolojik koşulları bile depremlerin ancak verdiği hasarları belli ölçülerde engelleyebilmiştir. Teknolojinin kendilerini doğaya hükmetme olanağı sağlayacağı hayaline kapılan bazı insanlara ise 1995 Kobe depremi anlamlı bir ders olmuştur. Hatırlayacağımız gibi Japonya'nın büyük endüstri ve ulaşım merkezinde yaşanan deprem hiç beklenmedik bir anda meydana gelmiş ve bu depremde sadece 20 saniye sürmesine rağmen Time dergisinin belirtildiğine göre 100 milyar dolar civarında zarara neden olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu'nun raporlarına göre ise 1556-1975 yılları arasında 5 ve daha büyük şiddetteki depremlerin sayısı sadece 110'dur. 1980-2003 yılları arasında sadece 23 sene içinde meydana gelen büyük şiddetteki depremlerin sayısı ise 1685'tir maşallah. Ayşe Hocam bu rakam çok önemli bakın. Yani... E o yıllar arasında 110 deprem sadece 110 deprem oluyor. Fakat peygamber efendimizin ahir zaman olarak bize bildirdiği 1400 Hicri 1400'ün başlangıcında yani 1980 yılı ile 2003 yılı arasında bu kadar kısa bir sürede e, sayı çok fazla 1685 bu çok önemli bir rakam evet, inşallah. Olmuş. İnşallah son birkaç yıl içinde meydana gelen büyük ve sürekli depremler dünya kamuoyunun gündeminde devamlı olarak ilk sıralarda yer almıştır. Amerikan Ulusal Deprem Enformasyon Merkezi verilerine bakıldığında 1999 yılında yeryüzünde 20.832 deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerde tahmini olarak 22 milyon 711 insan hayatını kaybetmiştir. Maşallah çok etkileyici bir durum. Evet, dikkat çekici. İnşallah. Yani kimsenin itiraz edebileceği bir şekilde değil. Yani hadislerin gerçekleştiği rakamlardan çok belli. Evet maşallah. Son 30 yılda dünyada gerçekleşen depremlerden birkaçı şöyledir. 28 Temmuz 1976'da Çin'de 7.8 büyüklüğündeki depremde 242 bin kişi hayatını kaybetmiş ve 164 bin kişi de yaralanmıştır. 7 Aralık 1988'de Ermenistan'da meydana gelen depremde 20 bin kişi hayatını kaybetmiş ve 500 bin kişi evsiz kalmıştır. 20 Haziran 1990'da İran'da yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremde 40 bin kişi ölmüş, 100 bin kişi de 100 bin kişi de yaralanmıştır. Bütün bu olaylara baktığımızda bizlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 1400 yıl önce söylediği şu sözleri hatırlatmaktadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır depremler çoğalacak. Ramuz el Hadis 11'i 476. Kıyametten önce iki büyük hadise vardır ve sonra da zelzeleli yıllar. Ramuz el Hadis 2 2 187. Kur'an'da depremle kıyamet arasındaki ilişkiyi işaret eden ayetler bulunmaktadır. Kur'an'ın 99. suresi olan Zelzele suresi bunlardan bir tanesidir inşallah. 8 ayetten oluşan bu surede yerin şiddetli sarsıntısı anlatılmakta. Bunun ardından kıyamet günü insanların diltilecekleri ve Allah'ın huzuruna cevap verecekleri zerre ağırlığınca da olsa yaptıkları işlerin karşılığını alacakları anlatılmaktadır. Ayetler şöyle, şeytandan Allah'a sığınırım. Yer o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı, yer ağırlıklarını dışa atıp çıkardığı ve insan buna ne oluyor dediği zaman o gün yer haberlerini anlatacaktır. Çünkü senin Rabbin ona vahyetmiştir.'' O gün insanlar amelleri kendilerine gösterilsin diye bölüp bölüp fırlayıp çıkarlar. Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onu görür. Artık kim zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu görür. Allah razı olsun Ayşe Hocam. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.